Oğlum, müsait misin? Müsaitim anne, buyur. Şöyle ana oğul, bir baş başa dertleşip kahve içelim dedim. İyi yaptın. Gel bakalım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Evet. Fikret'im, şimdi bana soranlara hep ben o Yılmaz'ı abim kaçırtmış falan filan deyip böyle geçiştirmeye çalıştım. Ama ben bu işin aslının, astarının böyle olmadığını da biliyorum oğlum. Hı. Neymiş anne işin aslı? Kim ne anlattıysa sana dinliyorum. Kimse bir şey anlatmadı oğlum. Ama ben senin de, babanın da, abimin de ne yapıp yapamayacağını anlayabilecek zekada bir kadınım. Yani anne? Yanisi şu evladım. Dilerim bu Yılmaz olayına bulaşmamışsındır. Yoksa abim asla hafife almaz, geçiştirmez, affetmez Fikret. Hafife almasın zaten anne. Beni öldürmeye kalkan, Zeynep'i öldürmeye kalkan, bize karşı Asiye ile işbirliği yapan oğlumun mu hesabını soracak? Yoksa oğlumdan ötürü beni affedin, ben Yılmaz'ın bu kadar ciğersiz olduğunu bilmiyordum mu diyecek. Asıl soru bu. Affetmez konusuna gelince, birileri bu Yılmaz'ı, ki bu durum bizimle alakasız, kimler yaptı bilmiyorum, ring aracından alıp bir arabaya bindirip bir yerlere götürüp bu saate kadar işkence edip yok ettiyse kimin kimi affetmeyeceği tartışılır artık. Ben sadece siz zarar görmeyin istiyorum. Siz deme anne. Çünkü o sizin içine bütün sülaleni katıyorsun. Biz de, evlatlarım de, ki olur da birileri hesap sormaya gelirse ben de annemin kimin yanında olduğunu görebileyim. Ben her zaman evlatlarımın yanındayım. Sen bu Damla'yı seviyor musun? Onu söyle bakayım bana. Bu nereden çıktı şimdi anne? Ne demek nereden çıktı? Soruyorum işte. Yani ben bir hata yaptım, arkasında duruyorum mu diyorsun bize? Yoksa benim gönlüm var, bu işin ilerisi gelecek mi diyorsun? Ben bir hata yaptım ve bunun arkasında duruyorum anne. Damla da iyi bir kız. Zarar görmesini istemiyorum, bu yüzden de yanındayım. Sevgi meselesine gelirsek, Ayşe'yi sevdiğimden oldu anne. Ne demek oğlum? Nur topu gibi iki tane çocuğunuz var, ne demek maşallah. Olur mu Ayşe? Anne. Ben Zeynep'in gözlerinde sevginin ne olduğunu görüyorum. Kocasının arkasında duruyor. Birlikte ölüme gidiyor. Babasını, seni, beni karşısına alıyor. Tek bir lafıyla herkesi gebertebilecekken o Halil İbrahim'e sıcacık gönlüyle yaklaşıp kin nefret saçmadan davranmasını sağlıyor. Farkında mısın bilmem, geçen mekanlarına gittik. Senden hiçbir annelik görmemesine rağmen eğilip elini öptü o çocuk senin. Sırf kızın mutlu olsun diye. Sevgi diyorsun ya. Bir gün Zeynep'in Halil İbrahim'i sevdiği gibi biri de beni severse, ailesine ona buna rağmen bir ömür bırakmam ben onu. Anladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.